Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplarla yeni yayın döneminde karşınızdayız. Tabii ki yeni yayın döneminde bizlerin de dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bir aylık bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama o yokluğu sizleri aratmayan değerli dostlarımız da var bu akşam aramızda. Özellikle Tuna Öztunç, haber müdürümüz, haber koordinatörümüz, gazeteci yazar ve Ali Tarakçı ile birlikte uzun süre onlar tartışmalara devam ettiler bu akşamda ve bundan sonra da bizlerle birlikte gündemi tartışmaya, değerlendirmeye devam edecekler. Hemen ben konuklarımı takdim etmek istiyorum. Tuna Öztunç, haber müdürümüz, hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Gazeteci yazar, Muharrem Coşkun. Star Gazetesi Yayın Kurulu üyesi, gazeteci yazar, sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Çok değerli arkadaşlarımızdan Aytuğ Çerkin, Sözcü Gazetesi yazarı, hayırlı akşamlar diliyorum. Sizler de hoş geldiniz. Ali Tarakçı, gazeteci, önemli bir analiz ama zaman zaman da harerete herhalde ihtiyaç olacaktır. O da renk olacaktır. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Değerli arkadaşlar, gündem çok yoğun. Yoğun olunca da şüphesiz ki tartışmamız gereken çok önemli konular var. Bu konuların içerisinde ben hemen Tuna Bey'le başlamak istiyorum. Barzani'nin bir anda dost ilişkilerine baktığımızda bütün her şeyi rafa kaldırdığını görüyoruz ama isterseniz biraz bir analiz ölçüsünü değerlendirelim ve ondan sonra da Barzani müttefik ilişkilerine baktığımızda özellikle petrol ve ham madde üzerinde Türkiye ile önemli çok iyi sözleşmeler yaptığını biliyoruz. Ne oldu da bir anda bütün çıkar ilişkilerimizi rafa kaldırdık, bölgede var olan kaosu tekrar yaratmak için? Bu arada ben sevgili Sabri Balaman yönetmen arkadaşımdan da rica edelim. Buraya bir Suriye ile İran, Suriye-Irak sınır hattını gösteren bir harita var. Evet. Onu da bu ekrana yansıtırlarsa belki daha faydalı olabilir bir done olarak. Ben burada Barzani meselesine biraz güdük baktığımızı düşünüyorum. Yani işte Barzani Kürdistan'ı kuramaz, Barzani sen kim oluyorsun da bunu yapıyorsun falan filan. Böyle bir aşırı tepki verdiğimiz kanaatindeyim. Neden diyeceksiniz? Siz şöyle düşünmek lazım. Barzani'nin bu işi alelacele getirip bir anda referandumu gündeme taşımasının en önemli nedeni PKK'nın yani PYD'nin bir otokrasi kurmasını engellemek ve kendi otokrasisinin güvenliğini sağlamak. Kendi aşiretinin güvenliğini sağlamak. Şimdi neden? Barzani neden böyle bir refleks gösteriyor? Şöyle şundan dolayı. Bir kere ABD'nin ve emperyal paradigmanın en önemli amacı Büyük Kürdistan'ı kurar iken Suriye'deki ontolojiyi ve demografik altyapısını oturttuktan sonra Afrin Cezire kantonunu birleştirdikten sonra işin ikinci aşamasına geçecek ve Kuzey Irak'ı da sınır bölgesi olarak Suriye'nin kuzeyine bağlayacak. Suriye'nin kuzeyine bağlayarak o Büyük Kürdistan ya da diğer tabirle Büyük İsrail projesinin altyapısını o şekilde oluşturmayı hedefliyor. Emperyal paradigmanın bakış açısı böyle. Evet. Buradan da Kuzey Irak'taki petroller dünyadaki en zengin 3 enerji kaynağından biri. O enerji gelen o petrol kaynakları da Irak'tan alınıp Suriye üzerinden bir enerji koridoru hattıyla Akdeniz üzerinden dünyaya pazarlamak istiyorlar. Zaten PYD hem hem bu arada haritamızda açıldı evet. Oradan. Şimdi burada, üzerinden de yorum yapabilirsiniz. Evet, buradaki mesele de bakın Suriye ile Irak sınırında gördüğünüz gibi buradaki Deir ez-Zor, Rakka o bölgelerde şu anda malumunuz PKK o bölgede sözde DAEŞ ile mücadele ediyor. Ebu Kemal, Rakka ve Deir ez-Zor dörtgeni şu ve Kayyim'e kadar olan bölge burayı Amerika yani emperyal yapı bu bölgeden almak suretiyle Suriye'nin kuzeyinden... Tuna Bey isterseniz alabilir miyim? Şimdi şöyle diyelim, şöyle anlatalım. Şimdi burası Musul, burası Tel Afer, burası Deir ez-Zor ve El Meyadin'e kadar iniyor Ebu Kemal. Şimdi burada emperyalistlerin buradaki planlaması, ABD'nin çizdiği akıl şu. Buradaki meseleyi, demografik meseleyi halledecek... Burada bir Cezire kantonu ve Afrin kantonu birleştirecek. Azez'e kadar o hattı kapatacak. Burayı direkt Suriye, Irak'ın kuzeyi yani Kuzey Irak'la birleştirip şu sınırdan yani Deir ez-Zor El Meyadin sınırına kadar olan bölge, Ebu Kemal'e kadar olan bölgeden birleştirip buradan bir koridor oluşturmak istiyor. Şimdi bu koridorun adına Büyük Kürdistan diyor. Sonra buradan Türkiye'den bir parça, şu İran'dan bir parçayla puzzle'ı tamamlamak niyetindeler. Ama ilk rasyonel olan emperyalistler için budur. İlk rasyonel olan, en rasyonel ve en gerçekçi olan. Buradaki enerji kaynaklarını, Barzani'nin elindeki enerji kaynaklarını buradaki koridordan Akdeniz'e indirecekler. Akdeniz'den pazarlayacaklar. Şimdi Barzani de buradaki otokrasisini kaybedeceğini biliyor.
Şimdi buradaki mesele şu, Kürdistan'ı kim yönetecek? Barzani'nin peşmergesi mi yönetecek yoksa PYD mi yönetecek? Pek tabii ki daha sekülerist olan, daha doğrusu sekülerist olan PYD'nin, yani. PYD'nin yönetmesini istiyor Amerika. Bakın burada çok ince bir ayrıntı var. Burayı doğru okumuyoruz bence. Amerika desteklemiyor gibi görünmesinin nedeni, biraz askıda bırakmasının nedeni, Amerika zaman kazanmaya çalışıyor. Amerika Suriye için zaman kazanmaya çalışıyor. Şurayı bir halletmek istiyor. Hallettikten sonra buradaki kantonu oturttuktan sonra özellikle bir buraya gelecek ve Barzani işini bitirecek. Barzani fişini çekecek. Yani Amerika Barzani'yi kesinlikle istemiyor. İsrail'in şu an Barzani'yi desteklemesini... Barzani'yi istememesinin nedenlerinde... Onu da söyleyeceğim. Bir Goran hareketi bakın. Şimdi ben çok net bir şey söyleyeyim. İki MİT mensubu Süleymaniye'ye geldi. Evet. MİT bunu 3 ay önceden planlamıştı. Bayı öldürecekti. 3 ay önce bunun planlamaları yapıldı. İçerideki yerel kaynaklar kullanılacaktı. Onlar da ayarlandı. MİT görevlileri son puzzle'ları oturtmak için buraya toplantıya geldikleri sırada CIA ajanları tarafından, CIA istihbaratı tarafından deşifre edilip PKK'ya verildi. Bunu yapan Talabanicilerdi. Tabii bunun bu içerideki iki MİT'çi kim deşifre etti? Paylaşabilirsek daha iyi olmaz mı? Benim 2014 yılında, 2013 yılında Süleymaniye'ye yaptığım seyahatte çok önemli bir takım bulgulara rastladığımı ve açıkça da ortadaydı. Evet. Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü'nde Mossad kol geziyor. Var, onlar yönetiyor. Ezmar Dağı diye bir yer var. Evet. Goran'ın en önemli kutsal dağlarından biri. Çay Ezmar derler oraya. O bölgenin hemen altında Hero Talabani'nin malikanesi var. Onun karşısında da yeni yapılan büyük bir otel var. Otelin hemen karşısında da Mossad'ın merkez üssü var. Karargahı var. Karargahı var. Şeyde de var. Şimdi şöyle bir Şimdi şöyle bir bilgiye ihtiyaç var o zaman. Mossad deniliyor ki Goran bölgesindeki bütün alanlarda Mossad etkili. Etkili tabii. Doğru mu? Doğru. Peki İran'ın Mossad'ın bu kadar etkin olduğu bir yerde Goran hareketi neden İran'la bu kadar müttefik? Onu da söyleyeceğiz. Şimdi burada bir değişen bir komplikasyon var. Bakın biraz flashback yapın. 6 ay önce gittiğinizde İran Amerika için neydi? Müttefikti. İran gizli müttefik. Rusya İran için neydi? Mutlak bir müttefikti. Şimdi Amerika için Rusya İran ne oldu? Tekrar haydut devleti oldu. Buradaki meselelerde işe pragmatik baktığınızda Amerika işe pragmatik bakıyor, emperyal yapı pragmatik bakıyor. İçerideki yerel unsurlar da pragmatik bakıyor. Şimdi işler değişti. Şimdi işin rengi değişti. Goran hareketi PKK ile ilintili bir harekettir. Bak bunu karıştırmayın. Yani aktif olan yani bir. Goran hareketinin sosyolojik altyapısı, siyasi altyapısı PKK'dan geliyor. Daha seküleristtir. Evet. Ve onlar yıllardan beridir Barzani'ye muhaliftirler. Yıllardan beridir. Buradaki birlikte karşı çatışma. Buradaki mesele şudur. Amerika zaman kazanmaya çalışıyor. İsrail meselede bir yapıyor. Daha doğrusu ezoterik bir siyaset yapıyor İsrail. Akıllı. Yani orada bazen şey yapıyormuş gibi, destekliyormuş gibi gösteriyor kendini. Fakat buradaki mesele özetle ABD zaman kazanıyor. Zaman kazanıyor. Buradaki Suriye'yi oturttuktan sonra Barzani'nin bence işini bitirecek. Yani biz Türkiye olarak meseleye yanlış bakıyoruz. Barzani'li bir Irak mı bizim işimize gelir? Yoksa PYD'nin Sincar bakın. Bakın neden? Burayı seyircilerimize ben dikkatle buyurmalarını isteyeceğim seyircilerimizden. Sincar bölgesi şu anda PKK'nın elinde. Hatta Haçlı Şabilerle birlikte beraber burada çok ciddi bir şeyleri var. Silahlı milisleri var, militanları var. Sincar üzerinden zaten nüfuz etmiş durumda PKK, Irak. Doğru. Yönetiyor. Goran hareketi ve diğer hareketler üzerinden de siyasi baskı kuruyor, bypass kuruyor Barzani. Haçlı Şabi iki gün önce bir çatışma olmuştu. Oldu. Barzani şu anda köşeye sıkıştı. Ya Barzani tehlikeyi görüyor. Barzani tehlikeyi görünce ben bir an önce Kürdistan'ı referanduma götüreyim. Referandumdan geçireyim. En azından PKK'nın hareket, yani siyasi nüfuz etme hareket kabiliyetini belki azaltırım diye düşünüyorum. Peki Türkiye'nin buraya karşı diplomatik olarak kullandığı dil veya tehdit... Ben hemen onu söyleyeyim. Yine doğru okumuyoruz. Bizim Habur'da yaptığımız 4 gündür tatbikatın hedefinde Barzani yok. Bakın tekrar ediyorum. Hedefte Barzani yok. Bugünkü tezkere de Barzani'nin kellesini almak için yapılmış bir tezkere değil. Doğru oku. Burada bir Türkiye'de bir devlet aklı işletiyor Türkiye burada. Türkiye burada sağ gösterip sol vuracak. Ne yapacak biliyor musun? Habur sınır kapısında şu anda şey yapıyor mu? Askeri bir tatbikat yapıyor mu? Bunun hedefinde Suriye olacak Türkiye'nin. Türkiye Suriye'ye Fırat Kılıcı harekatını başlatmak istiyor. Bunun sadece uygun zemini arıyor. Peki uygun zemin neresi Sabri Balaman? Şu an Türkiye'nin elinde uygun zemin var. Barzani. Barzani Türkiye'ye o şeyi haklı veriyor. Haklı gerekçeler. Yani haklı gerekçeleri Barzani veriyor. Türkiye bir akıl üretiyor burada. Çok zekice bir siyaset bence bu. Barzani'nin bu referandum çıkışını Türkiye'ye pragmatik bir olarak lehine çeviriyor. Lehine çevirip buradan bir bahane bulup nüfuz etmek istiyor Suriye'ye. Tekrar ediyorum. Burası hikaye. Irak'a enerjimizi Irak'a yönlendirmemeliyiz. Peki. Suriye, özür dilerim. Suriye'deki tezgahı bozamazsan
Irak'ı kaybeder. Önemli bir dönüm noktası. Ya Suriye'deki tezgah bozulmazsa, Afrin Cezire kantonunun Münbiç üçgenini kapatmazsan, PKK'nın Akdeniz'e inme safhasına... Irak halkanı gibi bir operasyonu içmesin. Evet, safhasına engel olamazsan Irak'ı kaybedersin. Hiçbir şekilde Irak'a giremezsin. Irak'a girdiğin anda karşıda şey bulursun, müttefikleri bulursun. Yani geçtiğimiz günlerde birçok yayın kuruluşunda tartışılıyor, görüyorsunuz. Ekran başına geçtiniz. Evet, gerçekten herkes kendi bilgisine göre kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyor. Ancak bazen gerçekten yıllarca gözümüzde büyüttüğümüz aydınlarımız ve yazarlarımız var. Konuyu tartışırken cahiliye dönemi tarzı bir tartışmaya gittiğini görüyoruz. Aynen öyle. Politikayı gerçek, reel noktalardan okumada biraz aciz olduğumuz gerçeği de çıkıyor ortaya. Şu, o konuda özellikle Hatay üzerinden Fırat Kalkanı yapılmasına rağmen halen Hatay'ı bir tehlike unsuru olarak görmeyen içimizdeki bazı aydınlar var. O aydınlara şunu hatırlatayım bir Sabri Balama. Buyurun. Size tarih de vereyim. 2017 yılının sanırım Mart ayıydı. Hı hı. PYD'li bir heyet Lavrov'la görüştü. Hı hı. Tamam mı? Şeyde Astana görüşmelerinden öncesiydi. Görüştüler St. Petersburg'da, Kremlin'de ve Hatay İskenderun'u istiyoruz dediler. Net talepte bulundular. Bak, net talep. İstihbarat kaynakları bunu hükümete bildirdi. İstihbarat, yani üç istihbarat böyle bir görüşmeli olduğunu, böyle bir talep olduğunu, bu talebin Lavrov'la tartışıldığını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de biliyor. Hükümet bunu Astana'da şeyin önüne koydu zaten. Rusya'nın önüne koydu. Şimdi bu talep yapılan pazarda bu talep sadece ABD'den değil, Rusya'dan da talep edildi. Yani Rusya'da onay vermiş. Rusya'da talep etti. Yani Rusya yumuşak baktı meseleye. Şimdi durum niye değişti? Şimdi neden dengelerdi? Şimdi neden şu an bile İran'la Türkiye sanki müttefikmiş gibi görünüyor? Hani İran'da niye yanlarına aldılar diye bir şey düşünürseniz Rusya bir şeyden rahatsız oldu. O da şu. Rusya bayır bucak Türkmenleri dediğimiz, yani bucak Türkmenleri kıyı şeridir. Türkiye sınırı olan bölge. Yani orayı kendi sahibi Tarsus'a kadar inen bölümü Ruslar güvenlik altına aldılar. Tarsus limanından kendi ticari çıkarlarını güvence altına aldılar. Ama Rusya'yı bir şey rahatsız ediyor Rusya. ABD'nin PKK ve PYD'yi kullanarak o sınır şeridi, sahil şeridi boyunca Rusların nüfuz ettiği alanı da vekalet olarak kontrol etmeye çalıştığını anladı. Rusya gördü bunu. Rus bir takım analizçilerin yazılarını okursanız onları görürsünüz. Yani Rus analizçiler bunu sürekli söylüyorlar. Değişik yayınlarda, işte internet ortamında bunu. Bundan dolayı şimdi PKK meselesinde biraz Rusya şey yaptı, esnek davrandı ama bu bizi yanıltmasın. Rusya PKK'ya külliyen karşı falan. Yani biz dost olarak şey Rusya'ya güvenmemiz gerekmiyor. Yani burada, güvenmek zorunda değil. Burada şunu söyleyeyim, tamam. Duygusal, romantik saçmalıkları bir tarafa bırakalım. Evet. Dış siyaset akılcıdır. Satranç oyunudur. Pozitivist olmak zorundasınız. Soğukkanlı olmak zorundasınız. Pragmatik olmak zorundasınız. Ve zekice hamleler yapmak zorundasınız. Çünkü dış politika, uluslararası ilişkiler dediğimiz bir oyun. The game. Yani oyun bu. Şimdi bu oyunu kurarken peki ne yapmak gerekiyor? Duygusallığı bir tarafa bırakıp Rusya bizim dostumuz. Aa değilmiş. Amerikan bizim dostumuz. Aa o da değilmiş. İran böyle bir şey yok. Burada bütün ülkeler çıkarları neyi gerektiriyorsa o çıkarlara göre adım atıyor. Türkiye'de çok mantıklı bir politika gidiyor. Türkiye bir şeye çan eğrisi gibi hareket ediyor. Hı hı. Şimdi çan eğrisi vardı ya matematikte. Şöyle bir eğridir çan eğrisi. Yani esnek davranıyor. Yani teraziyi dengeliyor. Denge tutturuyor. Rusya ile ABD arasında bir denge tutturuyor ama Rusya'ya yakın davranıyor. Çünkü çıkarları Rusya ancak bu noktada örtüşüyor. Tabii İran'ı da işin içine alırsanız. Özetle tekrar ediyorum, Türkiye enerjisini Irak'a değil Suriye'ye yönlendirmeli. Suriye'deki oyun bozulursa Kerkük ve Musul korsa Türkiye'nin şeyi de bozmuş olur. Bu oyunu da bozmuş olur. Çok teşekkür ederim. Ama girmiyor. Yani buraya hiçbir zaman girmez Türkiye'ye, giremez diyemeyiz. İleride nasıl komplikasyonlar oluşur? Bunu söylemeye çalışan aydınlarımız var. Sözünü biliyorsunuz. Ya ben bilmiyorum. Yani şu yorum bana çok sığ ve çok aptalca geliyor. Yani girdik, bu iş bitti. Nereye girdin? Ya Türkiye'nin hedefinde yani girip Irak'ta peşmergeyle çatışmak yok. Şunu anlamıyorlar sevgili Balama. Sen iyi biliyorsun. Erbil'e çok gittin geldin. Orayı biliyorsun yani. Şu an Türkiye Barzani yönetebilir. Ya Türkiye Barzani çok rahat. Barzani çok rahat nüfuz edebilir. Ve Barzani'nin de hatta bazı kaynaklar üzerinden Türkiye'ye verdiği sosyal medyadaki mesajları da çok... Hayır, bir maaşı kim ödedi? Türkiye ödüyor. Peki Goran Hareketi'nin isyanında darbeyi kim engelledi? MİT engelledi darbeyi. Hatırlayın geçen 2010, 2016. O şeyi MİT bırakma. Yani, bu sen Barzani'ye nüfuz edebiliyorsun. Onu da bırakalım. 15 Temmuz gecesi Barzani'nin Türkiye verdiği desteği de unutmayalım. Kesinlikle öyle. Yani Barzani bence çok büyük bir tehlike değil Sabri Balan. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyiciler, özellikle darbe sonrası baktığımızda
Barzani direkt Türkiye karşıtı görmek gerçekçi bir değer olmadığını da söylememizde yarar var. Ama şu vardır, birileri Barzani'nin sırtını okşuyor da diyebiliriz. Burada Türkiye'nin de kendi hamlelerini ve gücünü, pozisyonu net olarak belirtmesi gerekir. Muharrem Bey, Sayın Tuna Bey'in bahsettiği konuya gelecek olursak siz aynı görüşte misiniz? Şimdi tabii öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Tuna Öztun şu anda detayları anlattı. Yani bence fotoğrafın büyüğüne ve daha geniş, biraz daha üstten bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben şahsen Türkiye'nin buradaki politikasının, özellikle en baştan itibaren Kuzey Irak, Kuzey Suriye politikasının Tuna'nın anlattığı gibi çok başarılı ve ileri görüşlü olduğuna katılmıyorum. Yani onu söyleyeyim. Anlık söyledim. Şu an şimdi, söyledim ya, kısa vade. Yani şu anda yoksa geçmişte sana %100 katılır bir öyle bir evet. aklı yok. Ya şimdi yani onu söyleyeyim. Yok, aklı ha, maalesef, yok yani. Maalesef şunu da kabul edelim. Şu andaki politikasında da geç kalmış durumda bana göre. Evet, o da doğru. Yani Türkiye geç mi kaldı? Bana göre yine de geç kalmıştır. Çünkü bakın bu mesele yeni bir mesele değil. Bu meselenin evveliyatı var. Biraz mesela şu soruyu soralım. 100 sene önce Sykes-Picot denen dönemde 100 sene önce Orta Doğu'yu cetvelle çizen güçler ellerinde imkan olduğu halde neden bir Kürdistan kurdurmadılar? Yani bu soruya bizim cevap vermemiz gerekiyor. Ve 100 sene önce neden kurdurmadılar da 100 sene sonra şimdi emperyalist güçler Orta Doğu ile alakadar olup ve bir kimisine göre 2. İsrail, kimisine göre kukla devlet, kimisine göre işte sömürge devleti falan bir Kürdistan kurdurulmak isteniyor. Ve neden 100 sene önce 4 parçaya bölündü Kürt nüfusu, yani Kürt coğrafyası diyelim. Şimdi bunlar ciddi sorular. Yani şimdi şunu kabul edelim. Çünkü Sovyet paktı vardı. Dünya hayır, iki kutupluydu. O vardı. Emperyalistler batıya, Orta Doğu'ya, batı emperyalizm batıya kanalize olamamıştı çok fazla. Şimdi bakın. Rusya bir dengeleyici faktör. Şu çok önemlidir. Bakın şunları da es geçmeyelim. Ve daha da çarpıcı şunu söyleyeyim. 100 sene önce Kürtler, mesela örnek veriyorum. Bağımsızlık isteyen Kürt nüfus içerisinde bağımsızlık isteyenler ne kadardı? Ve şimdi ne kadar? Orantı olarak. Bu kopuşu nasıl sağladık? Yani bunlar hepsi ciddi sorulardır. Peki bizim çünkü, orada özür diliyorum evet. Sayın Coşkun. Devletin aklı örneğin Barzani'ni esir almaya çalışan bir İsrail'den bahsedebiliriz. Doğru evet. mu? Veya Amerika İngiltere'den evet. bahsedebiliriz. Bu kadar uzun 2000 yılından tutun hatta 90'lı yıllardan bugüne kadar geldiğimiz süreçte benim derinlemesine bir devlet aklına ihtiyacım olduğu zorunluydu. O günden bugüne baktığımızda 27 yıl içerisinde bölgede yapılanma, güç, denge veya istihbarat, devlet politikası biz bunu yapmakta acizlik içerisinde miydik? Ya acizlik mi deriz yoksa kendi gücümüz, evet acizlik biraz bunu tarif ediyor. Mesela düşünebiliyor musunuz? Birinci Irak işgalinde adım atıldı biliyorsunuz. Bugünkü Kürdistan'ın. İkinci Irak işgalinde biraz daha iş büyütüldü. Sonra ne oldu? Bir Mart tezkeresi geçseydi ne olacaktı onu bilmiyoruz. Çok evet çok bunları çok konuştuk. Şimdi Suriye politikası bakın şunu kabul edelim arkadaşlar. Yani ben şahsen şunun Türkiye'nin aydınlarının, siyasetçilerinin hatta devletin zirvesinin çok ciddi olarak şu eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bizi bu kadar alevlendiren ve ateş topu gibi bizi tehdit eden ve bu kadar hassas bıçak sırtı noktaya getiren olay asıl nedir? Suriye'dir. Tuna ona çok güzel dikkat çekti. Yani dedi ki asıl tehlike Suriye. Doğru mu? Çok doğru. Neden doğru? Çünkü bakın orada 900 kilometreden fazla bir sınırımız var evet. ve bu sınırda PKK bizim komşumuz olmuş durumda. Şimdi bir terör örgütü komşumuz olmuş durumda. Peki bu nasıl oluştu? Bu kendiliğinden oluşmuş bir şey değildir. Şimdi şu soruyu soralım. Esad güçlü ve hiç sarsılmasaydı, Esad rejimi güçlü olarak orada olsaydı. Bunları tartışmayacak. Peki orada PYD denen bir terör örgütü, DAEŞ denen bir şey olacak mı? Hayır. Peki biz o zaman arkadaş Esad'la aynı mezhepten olmayabilirsiniz, Esad'ı eleştirebilirsiniz ama Batı'nın gazına, Amerika'nın, emperyalizmin sizin sırtınızı sıvazlayarak hareket ederek bu noktaya gelmemeleri noktasına uyardığımızda hepimize Esadçı, Bağızçı yaftası vuruldu. Biz bunları yaşadık. Yani
Şimdi şunu demek istiyorum. Bugün ama sen Esad'ın da orada mezhepçilik üzerinden 1 milyon insanı şey katlettiğini görmezden gelemez. Şey. Bugün, aklama bugün, yani. Şimdi bakın kimseye akladığınız yok. Hayır, adam katil ya. Hayır efendim. Hayır. Bu, hayır aklamak başka bir şey. Hayır efendim aklamak düşün. Eğer bak bu noktaya gelirse. Ama bu Esad'ın bunu şunu söyleyeyim. Haklı olduğuna geldi. Niye haklı olduğuna geldi. Bakın bunu söylerken. Muharrem Bey bitirsin onu. Bunu söylerken şunun altını çiziyorum. Esad bir zalim midir? Evet zalimdir. Diktatör. Diktatör mü? Değil, değil. Bana göre değil. Ayrı bir şey. Dedi, hayır. Arkadaşıma göre olmayabilir. Ben şunu söylüyorum. Eğer biz... Değil mi? 1 milyon hayır. Insan, bir dakika. İnsanı öldürerek... Ya şunu... Alep'te yapılan katliam neydi? Şimdi bakın... Kimyasal silah saldırıları neydi? Müsaade ederseniz... Arkadaşlar müsaade ederseniz Muharrem Bey toparlasın. Ondan sonra... Müsaade ederseniz... Buyurun. Yani şunu söylemek istiyorum. Diktatörlerin de... Bugünkü bu ateş okulunda... Bugünkü bir ateş... Evet. Ne güzel iyi diktatör de var. Tek başına Türkiye'nin sorumluluğu yoktur. Tek başına... Bakın bir şey söyleyeyim. Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı. Evet. İstanbul'da Suriye'nin dostları toplantısı yapılmıştı. Doğrudur. Ve Clinton'a gelmişti oraya. Hı hı. Clinton'ın Sayın Davutoğlu'nun sırtını şöyle sıvazlarken bir fotoğrafı vardı. Evet. Vardı evet. Evet. Ve ben dedim ki bu fotoğraf utanç fotoğrafıdır dedim. Bakın Türkiye'de gazeteciler bir bakanının bir bu fotoğraf dedim. Hatta dedim bu toplantı Suriye'nin dostları toplantısı değil, tam tersi Suriye'nin düşmanları toplantısı. Şimdi geldiğimiz noktada keşke biz haksız çıksaydık. Evet. Şimdi bakın bunları niye anlatıyorum? Bizim bir kere öz eleştiriyi ve nerede yanlış yaptığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Bugün hala bakın. Bugün burayı bir bataklığa çeviren ve Türkiye'yi de bu bataklığa çekmek isteyen emperyalizmle evet diyoruz ki 15 Temmuz gecesi ne olduğunu gördük. Amerika'daki Pentagon'da biliyorsunuz generallerin ellerini ovuşturarak ha Türkiye'deki iktidar düştü düşecek. Değil mi? Bekliyorum. Dediklerini kayıtları var yani. Namaz kılıyordum. Yani Akıncı üstünde kaç tane Amerikalı generalin olduğunu biliyoruz. Evet. İncilik üstünde darbenin nasıl tezgahlandığını. Bunları tartışmaya bile gerek yok. Şimdi İran'ın da Barzani'nin ve Rusya'nın da o gece nasıl sınav verdiğini biliyoruz. Nankörlük yapmanın anlamı yok. Şimdi Barzani destekledi, hükümeti destekledi. Onu söylüyorum işte. Evet, Rusya da destekledi. Barzani de çok iyi sınav verdi. Evet. Rusya'da, İran'da. Hatta İran'ın biliyorsunuz ordumuz emrinizde dediğini biliyoruz. Yani şimdi bakın bunları söylerken emin olun hala şundan da gocunuyorsunuz. Ya ben bu cümleyi kurarsam İrancılıkla, Rusyacılıkla, Esadçılıkla yaftalanır mıyım diye de korkuyorsunuz. Çünkü müthiş bir troll ekibi var. Yani öyle bir troll ekibi var ki tespitlerinize bile anında sizi yaftalıyorlar. Onlar gibi düşünmediğiniz kripto fedici olur. Eleştirilerinizi yaptığınızda. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Kısaca toparlarsanız. Evet, evet Tuna'nın anlattığı fotoğrafın çok detaylarıdır. Yani tamamına yakında katılıyorum. Ancak ben korkarım. Korkarım. O iyi niyetiyle dedi ki evet bu burada hükümet çok iyi bir şekilde şey yapıyor. Kesinlikle. Ama şu anda hükümet tabii ki bu tedbirleri almakta çok haklı. Evet. Yani şu anda bir tezkere geçirmesi, bir sınırda tatbikat yapması. Ben varım ve buradayım benden habersiz burada oldu bitti yapamazsınız arkadaş. Mesajını net olarak iletmesi çok doğru bir hareket. Devlet olmanın gerekli bunu yapması tabii. Gerekiyor. Burada yapması gerekiyor. Müsaade ederseniz. Bu arada Aytunç beni çok güldürdü. Ona ben bir şey söylemem lazım. Dedim ki 1 milyon kişiyi dedim öldüren bir kişi emperyalist de savaşan çok isterseniz bir güzelleme yaptı da madem emperyalistle mücadele ediyor Esad bir saniye Rusya'yla vatan savunması yapıyor Esad her şeye rağmen vatan kaldı vatan kalmadı Amerika'ya geldi böyle babandı Kuna Bey değil mi efendim Kuna Bey 9 yıllığına Rusya'nın mandası oldu bu anlaşmayı ben yapmadım Esad yaptı bu mudur emperyalistle mücadele bu mudur toprak bütünlüğü koruma şu harita reklam arasına gideceğim ondan sonra kaldığımız yerden devam ben fakat Akit TV'de şaşırdığım olay ne biliyor musunuz Tevrat'taki İsrail unuttuk Amerika ile tamam. Falan filan bunları konuşuyoruz. Yok öyle bir şey yok onu anlatmadın. Tevrat'ı İsrail'i unuttun. Konuşuruz şimdi. Ben kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle Barzani Hareketi ve Suriye politikaları üzerinden Türkiye'nin bundan sonra alması gereken tedbirler üzerinde. Türkiye'nin bölgede yaptığı tatbikatla ilgili Sayın Tuna Üstünç'ün özellikle bahsettiği konu şu. Türkiye'nin hedefinde Barzani değil bölgede olağanüstü bir çıkışla aslında bir hançer harekatını devre alması gerektiğini açıkça ifade etti. Önemli bir sonuçtur bu. Türkiye'nin de real politikalarına denk geldiğinde açıkça ifade etmemizde yarar var. Muharrem Bey'in özellikle Tuna Bey'e katılmasıyla birlikte şer düştüğünüz bir konu vardı. İsterseniz onu tekrar ifadesini alalım. Değerli izleyicilerimiz o konuyu tekrar belki hatırlatılmasında da yarar var.
Suriye üzerinden, Barzani üzerinden verdiğimiz bir mesaj var. Aslında maksat Suriye mi değil mi? Oradaki bir netliğe ihtiyaç var. Buyurun. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani geldiğimiz noktada hükümetin gecikmeli de olsa aldığı tedbirler ya da şu andaki açıklamaları, kararlılık tutumu, tezkereyi geçirmesi, MGK'yı olağanüstü toplaması, meclisi olağanüstü toplaması, yani ciddi ve büyük devlete yakışan özellikler ve bunları iyi ki yapıyor ve olması gereken şeyler zaten bunlar. Evet. Ancak burada tabii ki biz okuyup yazan insanlar olarak, toplum önünde konuşan insanlar olarak savaş çığırtkanlığı yapıp hemen ordumuz gitmeli işte orayı asla bu mod içerisine girmemeliyiz. Ciddi bir bataklığa çekiliyor da olabiliriz. Burada ciddi bizim görmediğimiz oyunlar da olabilir. Çünkü burası Orta Doğu bataklığı. Yalnız benim söylediğim şuydu. Bu öz eleştiri açısındandı ve bu anlamda hepimizin, yani kendini aydın görenler, yazıp çizenler, siyasetçiler, herkes için geçerli bir şeydi bu. Bu bataklığın, evet bugün sonucu tartışıyoruz bir anlamda aslında, ama sebebini de biraz düşünmemiz gerektiğini ben biraz onu vurgulamak istedim. O da şuydu. O soruyu her zaman soruyorum. Beğenelim, beğenmeyelim. Esad rejimi güçlüyken ne PYD sorunu vardı, ne DAEŞ sorunu vardı. Evet. Ama Esad ne zaman zayıfladı? Suriye bir bataklığa döndü ve sınırımız PKK'nın kontrolüne geçti. Ve büyük bir tehlikeyi şu anda bizi bekliyor. Türkiye bir beka sorunuyla karşı karşıya. Bunu devleti yöneten kişiler söylüyorlar zaten. Dolayısıyla bu öz eleştiri yapma adına söyledim ben bunu. Mesele zaten keşke Türkiye... şu anda Rusya ile yakınlaşması, biliyorsunuz Sayın Putin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı yine tekrar İran'a gidecek 4 Ekim'de. Bunlar çok güzel gelişmeler. Keşke bu İran'la yakınlaşma. Yani komşuluk ilişkilerinde Türkiye menfaatleri açısından önemli bir gelişme. Ama şimdi şöyle, öyle bir şey ki keşke bu bataklık, hani bu aşamaya gelmeden önce zaten kıtalar ötesinden, okyanus ötesinden hareket etmek yerine komşularla keşke biz bu meseleyi konuşsaydık. Peki bir şey sorabilir miyim? Özür diliyorum. Ne olur bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir şey hatırlatmam lazım. Bak çok hayati. Dedi ya, bir devlet aklı yok. Şimdi bir şeyde katılıyorum. Hükümetin Suriye paradigması çökmüştür. Yani özellikle Ahmet Davutoğlu. Çökmüştü. Ahmet Davutoğlu çökmüştür. Yani son 6 ay 1 yıldır toparlanma ve doğru politikalar gidiliyor. Bakın tekrar ediyorum. Çözüm süreci Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı, en gerçekçi bir projesiydi. Aynen, katılıyorum. Bir devlet aklıydı. Bakın orada işletilen devlet aklını size şöyle anlatayım. Çok özetle hemen bir daha sözü değerli dostlarıma vereceğim. 2010'da Arap Baharı oldu mu? Oldu. Oldu. Arkasında bu kabusa döndü mü? Döndü. Suriye'de iş iyice kaotik bir hal aldı mı? Aldı. Obama Türkiye'yi Esad'ın devrilmesi noktasında köşeye sıkıştırdı mı? Sıkıştırdı mı? Sıkıştırdı. Peki burada ne oldu Sabri Balaban? Burada şu oldu. Türkiye tehlikeyi gördü. Türkiye Suriye'deki kaotik parçalanmanın kendi üniter geleceğini tehdit edeceğini gördü ve hatırlayın, çözüm sürecini hızlandırdı. Çok hızlı hemen harekete geçirdi. Hemen MİT aracılığıyla bir takım şeyler başladı, girişimler başladı ve 2013'te de nihai olarak ayyuka çıktı ve süreç işletildi. Türkiye burada şunu hedefledi. Türkiye PKK'yı pasifize edip Suriye'ye YPG üzerinden nüfuz etmek istedi Türkiye ve Suriye'deki kaotik durumu YPG üzerinden yönetmek istedi. Çok zekice, çok akıllıca bir paradigma. Bir akıllı. Çok gerçekçiydi bu aslında, bakın. Oradan yönetecekti. Peki buradaki sabote... Ama ne oldu? Bakın ne oldu? Şöyle bir şey. Karşınızda bir emperyal yapı var. Tuzağa düşüyorsunuz. Türkiye tuzağa düştü. Türkiye ABD'nin tuzağına düştü. O neydi o tuzak? Sen süreci başlattın mı? Başlattım. Bir anda bakın ne oldu? Süreç başladı. Nevroz'da işte şeyler, konuşmalar yapıldı. Öcalan'ın mesajı okundu. Bir baktık bir ay sonra gezi olayları patladı. Öcalan gezi olaylarında Kürtleri uyardı. Sahaya çıkmayın dedi. Kürtler sahaya çıksa zaten darbe olurdu, iç savaşı olurdu. Çıkmadı. O yetmedi. 17-25 Aralık meydana geldi. İçerideki FETÖ, yani CIA'nin Türkiye karargahı, Türkiye istasyonu, FETÖ'nün operasyonları. Alman istihbaratı da yolunda. Öncesine git. KCK'yı ne çabuk unutuyorsunuz? KCK FETÖ'nün işiydi ya. FETÖ süreci sabote etmek için KCK operasyonları yaptı. Bizim MİT'çiler deşifre edilmedi mi? MİT mensupları. PKK'ya. Bu devam edelim. O bitti. Arkasından Hendek Barikat olayları. O bitti. Arkasından 7 Haziran, öncesinde 7 Haziran'daki o siyaset mühendisliği. Bunların hepsi Amerika ve Kobane. Kobane, bakınız tekrar ediyorum, DAEŞ. Kobani'de dehşet yönetimi. Abi DAEŞ kökenini sosyolojik temelden alsa da, yani sosyolojik katmanlardan alsa da, DAEŞ bir mühendisliktir, bir istihbarat mühendisliğidir,
ve DAEŞ bu iş için İngiliz anahtarı olarak kullanılmıştır. Doğru. Ben şimdi size bir soru sorayım. Kobani'nin ne önemi var ya DAEŞ için? Bir anda kuşattı orayı. Bak bir anda kuşattı. 330 kilometre geldiler. Çölü geçtiler. Kobani'yi kuşattılar. Ulan Kobani'nin ne gibi stratejik önemi var? Ne oldu da bir anda Kobani'ye geldiniz? Bu bir... Veya duygu sömürüsü abi, neydi Kobani? Bu bir. Bu bir. İki. Yahu ben bunu bin defa söyledim. Yazılarımda da yazdım. Diyeyim de tüy bitti. 21 gün ABD ve koalisyon güçleri operasyon yapmadı. 21 gün boyunca beklediler. DAEŞ köyleri ele geçirdi. Yaklaştı. İyice ablukaya aldı. Ondan sonra pasif efendim operasyonlar düzenlemeye başladılar. Ve o gün neyi pompaladılar kamu, Batı medyası? Türkiye IŞİD'i destekliyor. Tank vermiş. Erdoğan da orada yanlış anlaşıldı. Düştü düşecek der ki Erdoğan düşsün demedi orada. Başka bir şey söylemeye getiriyordu. Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde ki o durumu anlatmaya çalışırken öyle bir hale geldik ki, öyle bir noktaya geldik ki Amerika çok güzel bizi tuzağa düşürdü. Bugün Aysel Tuğluk çıkmış diyor ki biz de çok büyük hata yaptık. Ya hepiniz Amerika'nın kucağına oturdunuz. Ne hatası ya? HDP dediği şey Amerika'nın kucağına oturdu zaten. PKK zaten ABD'nin, yani ABD'nin zaten sahadaki tetikçisi. Çocuğu. Oyun kurucusu yani. O sahadaki tetikçisi yani. HDP de PKK güdümünde olduğu için o da onunla beraberce bu tuzağı işlettiler. Ve süreci böyle sabote ettiler. Yani bir, şunu o bir devlet haklıydı. Şunu, o ciddi bir devlet haklıydı yani. Kesinlikle buyurun. Şunu eklememiz gerekiyor. PKK Amerika'nın şu anda kara gücü, tam tersine aynı şekilde Amerika'da şu anda PKK'nın hava gücü olarak hareket ediyor zaten, bunu görüyoruz bölgede. Yani PKK lojistik olarak bir desteğini sağlıyor zaten. Yani izleyicilerin anlaması açısından şunu da söyleyelim. Nevzuhur olarak bir anda DAEŞ diye bir örgüt üretiliyor. Aynen. Tamam mı? Bir sanki laboratuvarda 2003'ten beri var farklı sistemler altında. Ve ne hikmetse işgal ettiği bölgeler belli ve buralar bir anlamda kimisi terk ediliyor, kimisi PYD tarafından şey yapıyor ve PYD terk ediliyor buralar. Ve o Kürdistan, Batı Kürdistan dedikleri, Rojava dedikleri bölge bir anlamda işte pazarın ikinci parçası olarak, yani büyük bir tezgah var burada. İşte geçen de haberlerini... Şu tezgahı da Muharrem Bey şunu unutmamamız gerekiyor. Belki biz o günkü şartlarda Sayın Davutoğlu'nu veya hükümet erkanını suçluyor gibi bir ifadeye düşebiliyoruz. Bu da şundan kaynaklı. Bunca bir ihanetin yapısı devletin kurumlarında varken, sızmışken, bütün her şey Sayın Tuna Bey'in de bahsettiği şekliyle Oslo görüşmelerini sabote eden ve devleti her türlü tuzağa düşüren bir akıl da vardı içimizde. Biz bunların da farkında değildik. Yani devleti kuşatan birimler şöyle, de vardı. Şöyle bakın şimdi Sabri Bey, şöyle. Birincisi ben bunları suçlamak amaçlı söylemiyorum. Bu memleketin yaşayan bir evladı olarak bir tespit. Atalarımızdan bahsediyoruz. Bir tespit ve eleştiri denebilir ama suçlama değil. Ben Davutoğlu veya bir arkadaşlarının samimiyetlerinin bu ülke sevgisine şüphemiz yok zaten. Yok, orada sorun yok. Şey yok ama şunu söyleyeyim. Belki düzeltmeye ihtiyaç var da onun için. Tabii canım, yani sonuçta onlar da en az bizim kadar bu ülkeyi seviyorlar ve çırpınıyorlar bu ülkenin iyiliği için. Bundan şüphemiz yok. Ama şimdi yönetici dediğimiz kişilerin bizim gibi bu kadar basit yanılma şeyi olamaz. Ve işin kötüsü şudur. Hem FETÖ konusunda hem de bu Suriye politikası noktasında çok garip şeyler oldu. O da şudur. Mesela FETÖ konusunda bu ittifak döneminde, hükümetle ittifak döneminde en ufak bir eleştiri ya bu örgüt şöyledir dediğimizde dendiği anda anında o gazeteci ise susturuluyordu, işler atılıyordu. Evet. Ya değilse anında Ergenekoncu yafta sıvırılıyordu. Tamam mı? Yani susturulmak için her türlü şey yapılıyordu, tezgah. Suriye meselesinde de ben bunu bizzat bedelini ödediğim için söylüyorum. Krizin başından itibaren az önce söylediğim şeyle, bakış açısıyla ya Sezai Karakoç feryat etti bu ülkede. Sezai Karakoç bile susturuldu bu ülkede. Evet. Şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. Peki bu insanlar, konuşan insanlara niye susturuldu? Artı geldiğimiz noktada biz dahi görebiliyorsak, yani bundan işte 10 sene yani, bu ülkede işte başbakanlık yapmış, dışişleri bakanı yapmış, yıllarca kitaplar yazmış. Bu insanların en azından farklı düşüncede şey yapmayıp, kaldı ki emperyalizmin ne menem bir şey olduğunu, Amerika'nın gittiği hiçbir coğrafyaya barış ve demokrasi getirmediğini kaç defa yaşayarak gördük zaten. Peki yani, şimdi de göz ardı ettik. Onu da ben Tuna, özellikle Sayın Aytunç Bey'e soracağım müsaadenizle. Estağfurullah. Aytunç Bey. Buyurun. Bu ülkede sosyalistçi çok önemli gençler vardı. Özellikle emperyalizme düşman olan, sahada her gün eylem yapan, kar olsun Amerika, İsrail diye slogan atan gençleri de gördük, insanları da gördük ve biliyoruz birçok eylem 17-25 Aralık'ta da gördük bunları. Ancak bugün tamamen Amerika'ya karşı, emperyalist güçlere karşı sessiz olan, sağır olan,
ve DHKPC'den, TİKO'dan, Dev Yol'dan şuraya buraya kadar herkes PYD çatısı altında, PKK çatısı altında birleştiğini de görüyoruz. Ne oldu da bir anda böyle bir kusiye tamamen yok oldu, güzel söylemlerle Amerika'nın tatlı çocukları oldular? Şimdi, nereye gidiyoruz? Yani bu sorunuzda ve tespitlerinizin önemli bölümünde haklısınız. Bu bir gerçek. Türk Sol Hareketi'nin, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin temeli anti-emperyalisttir, bağımsızlıkçıdır, Türk bayrağını elinden indirmez ve bu ülkeye vatan sevdalısıdır. Normali, evet. İşin özü budur. Yaptığı eylemlerle de böyle çıkmıştır. Fatih Akın bir film yapacak. Film işte PYD güzellemesi yapacak. Amerika'da Hollywood'da bir film hazırlanıyor. PYD savaşçıları, tırnak içinde savaşçıları. Tabii, kahramanlar yaratıyor. Kahraman, onların alıntıları, onların anlattıklarıyla bir film hazırlanıyor. Yeni rol modelleri. Bizim istiyor. Türkiye'deki kendilerini sol ve sosyalist olarak söyleyen arkadaşlarımız, dostlarımız veya dostlarımız derken tanıdığımız kişiler de var. Bir Joe Obama sloganları atabiliyor. Attı. Tabii. Serok Obama. Serok Obama vesaire diye. Aslında at izi, it iziyle her türlü karıştı. Ve bu gelinen noktada da kör bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden politika üretmeye başladı Türkiye'nin aydınları, ilericileri. Meseleyi Tayyip Erdoğan muhalifliğiyle... Düşmanlığı üzerinden. Düşmanlığı. Ben düşmanlık olarak koymak istedim. Muhalifliği üzerinden, yani kör bir muhaliflik üzerinden düşmanımın düşmanı o zaman şimdi dostumdura gelmeye başladı. Ve bunun üzerinden de iktidara her yaptığı eyleme karşı duruyor. Birinci tespitim bu. Ki ben kendimi solda veya sosyalist kanatta olarak gören biriyim. Hayat, dünya görüşü olarak. Saygı duyuyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ondan sonra saygı duyuyoruz tabii canım. Peki sol bir sosyalist olarak sana şunu sorabilir miyim? Evet. Esat'ın Rusya'yla yaptığı 49 yıllık manda olma anlaşması. Şimdi ben oralara geleceğiz. Bunlar hep ittifaklardır, stratejilerdir. Olur bunlar. Biraz önce anlatıyorsun işte diyorsun ya. Ya herkes birbiriyle ya ben sana bir şey diyeyim. Amerika'nın kucağına otururken hiçbir şey olmuyor. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben kötü niyetli. Anti-emperyalist vatan savunması yapan bir ülke strateji belirleyecek, taktik belirleyecek. 49 yılda der, 30 yılda biter, 10 yılda biter, bitmez. Belli olmaz ki bunlar önemli. Buyurun. Solcu olup, sosyalist olup bir ülkede bir aile diktatörlüğüne ve hanedanın yanında durabilme farklı şeylerle açıklamak da mümkün değil. Solculuğun da nereye geldiğini gösteriyor. Hayır, öyle bir şey değil. Solculuk bugün ulus devleti... Solculuk, sosyalist... Fidel Castro bile buna örnektir yani. Sosyalist olmak bugün ulus devleti savunmaktır. Yapmayın. Hayır. Yapmayın. Bugün durduğu yer... Hayır. Bir dakika şimdi ya. Bugün durduğu yer doğru. Bugün itibariyle... Hayır, bugün sosyalizmin evrimleşmesi böyledir. Doğru söylüyorum. Ben bugün masaya koyalım, das kapitalleri açalım, bilmem neleri, Leninizm, Stalinizm, Maoizm falan koyalım... Dersiniz yok. Hayır, ulus devlet diye bir gerçek var. Türkiye'nin sosyalistleri bugün ilk önce bağımsızlık savaşı veriyor. Trotski'yi bir dakika. Stalin Trotski'yi ne öldürdü? Arkadaşlar ses karışması müsaadenizle. Bak ama bir şey söyleyeceğim. O kadar kavramlar o kadar karıştırılıyor ki solculuk ulusçuluğu desteklemek oluyor ama Kürdistan'ın, Kürtlerin yeniden ulus olma hayaline de emperyalizmin bilmem neyi deniliyor. Yemezler yani. Hayır ama Ben söz hakkı vereceğim Halbe size. Ben diyorum ki bugün gelinen noktada sosyalistlerin durması gereken yer, ben şimdi böyle şunu söylemiyorum. Üretim ilişkileri, işçi sınıfının onlara ele koyması, geçirelim, hadi biz yönetelim fabrikaları falan öyle bir şey değil. Bugün gelinen nokta çok başka. Yugoslavya'dan beri başlayan bir süreç var. O bölünmelerle devam eden ve bütün dünyada uygulanan aslında Arap Baharı denilen ama bir CIA baharı olduğu, bir MI6 baharı olduğu. Aytunç Bey, 1990 yılı itibariyle Romanya ve Rusya ile bağlayan, Yugoslavya ile taçlanan domino taşı dediğimiz bir yıkılma süreci var. Evet, ben şimdi bunu söylüyorum. Ben Arap Baharı ile birlikte gelen bir süreç. Ben Arap Baharı demiyorum ona. Ben CIA baharı diyorum ona. Yani bu bir... Şimdi burada o zaman sosyalist... biz burada strateji belirliyoruz, taktik belirliyoruz. Biz özünden vazgeçmiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Kürdistan'ı savunan sosyalist emperyalizme hizmet eder. Bana göre... sosyalistlerin en büyük hatası bu oldu. Kürt milliyetçiliği üzerinden aslında sosyalizme ihanet ettiler. Eğer ihanetse bunun adı.
Gerçek sosyalizmi ihanet ettiler. Artı şimdi sosyalizm denilen kavram şu değil. Her ülke kendine özgü bir sosyalist anlayışı geliştirebilir. Ya bir dakika, sosyalizm ne zaman etnisite üzerinde temel oturtmuş bir bakış açısı oldu ya? Ben işte oldu. Aydınlanma üzerinden okuyunca peki, solculuk Türk oluyor. Solunu Stalin Troçki'yi niye öldürttü? Troçki neden Stalin'e muhalifti? Tuna Bey. Neyse ya. Özür dilerim. Hayır, senin savunduğun zihniyetin Stalin o zihniyeti getir, o muhaliftiler onlar biliyorsun. Ya Stalin tabii ki Stalin Troçki'yi muhalif. Ne ezdi vesaire. Onlar çok tartışıyor. Ben şuraya geliyorum. Bakın şimdi bu sosyalizm tartışması yapmıyoruz biz. Ben şunu söylüyorum. Esad'ı bakın Saddam'ı savunmak, Esad'ı savunmak, diktatörü savunmak değil bugün. Bugün Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in planlarına karşı durarak hareket edeceksek şimdi Irak'ta 5 milyon 10 milyon insan öldürülürken, kadınlar öldürülürken, çocuklar öldürülürken Amerika tarafından Türkiye'nin bugünkü tırnak içinde İslamcıları, milliyetçileri sessiz ve sakindi. Bir dakika. Üzerinden Rusya'da birlikte 1 milyon kişiyi öldürenler için ne diyorsun Aytun? Böyle şimdi böyle konuşamayız. Ben soruyorum abi. Ben bir dakika soruyorum. Toparlasın Aytun Bey. Ben bitireyim ya, bitireyim ondan sonra sana cevap vereceğim. Peki bir dakika toparlasın. Esad düşmanlığı üzerinden de biz bugün bir şey başaralım. Biraz önce efendi söyledi. Şimdi ama bu ülkede katil olmadığı gerçeğini değil. Şimdi katil katillik Milosevic de katildi. Bana burada Esad güzellemesi yapmaya bakın, gerek yok yani. Bakın bu harareti, bu katil laflarını Esad'dan önce Obama diyeceksin, Reagan diyeceksin, Thatcher diyeceksin, bilmem ne diyeceksin. Katil bunlar. İlk önce bunlar. Aynı fikirde onlar, ben diyorum ki Esad bugün vatan savunması yapmak zorunda. Ülkesini koruyor. Herkesle görüşüyor. Yanlış hatalar olabilir. Birilerini öldürmüş olabilir. Ya, bu savaş var ortada ya. Savaş var. O PKK'lılar da diyor ki, Kürtler yani PKK diyor şimdi. Kürtler sen de benim diyor milyonlarca adamımı kestin diyor, kesiyorsun diyor yıllardır diyor. Binlerce adamımı. Ben de diyor ulusumu savunuyorum orada diyor. O da ulus savunması yapıyormuş. Öyle bir şey yok. Esad vatan var, bir toprak bütünlüğü var. Esad bunu savundu. Şimdi biz yıllardır işte Davutoğlu denildi. Toprak bütünlüğü savundu. Davutoğlu'nun vatan sevgisi. Tarsus limanının hepsi Rusya'ya verdi ya. Ya Rusya'ya versin bir şey olmaz Rusya'dan. Şaka mı bu? Ha, Rusya yani olunca değil. Onlar emperyalist olmuyor. Diyorum. Hayır hayır. Çözersin bunu. Bakın yani Rusya diyor ya, az insan öldürür. Hayır hayır. Ha, tabii aynen. Hayır, aynen. Az insan çok insan aynen, ölmesi aynen meselesi değil. İşinize Türkiye girince bugün, sosyalist, işinize girince Sayın Erdoğan ve ekibi bugün Nurettin Canikli mecliste çıkmıştır. Canavar gibi bir konuşma yapmıştır. Türkiye'nin solcuları, sosyalistleri bu konuşmanın altına imza atmak zorundadır. Türkiye'nin milliyetçileri, İslamcıları bu konuşmanın altına imza atmak zorundadır. Bir dakika. Diyor mu sosyalistler? Ben ilgilendim. Bu arada müsaade ederseniz diyor. Ne demek beni ilgilendim? Sen de konuşmasını da bu arada hazırlayacaksak onu alalım. Amerika'nın terör örgütüne nasıl yardım yaptığını, müttefik ülkenin nasıl bizi sattığını meclis kürsüsünde Erbakan'dan sonra, Ecevit'ten sonra belki de en net dile getiren bir isim olmuştu Nurettin Canikli, evet. Sayın Canikli. Şimdi bu gerçekleri görerek gidelim. Türkiye bugün Amerika ile göğüs göğüse savaşa girmiştir. Davutoğulların, evet. Abdullah Güller'in yarattığı politikaları, o FETÖ'lerin yarattığı enkazdan yavaş yavaş doğrulmaya çalışıyoruz. Bu bir gerçek. İç siyaset, dış siyaset iç içe girmiş durumda. Ama senin çalıştığın şimdi, gazete aynı fikirde değil. Ya benim çalıştığım gazeteden bana ne abi? Ben ne çalışıyorum. Ya? Ne yapayım? Ben mi fikrini belirliyorum? Evet. Sen de o da haber yapıyorsun. Sen de makale yazıyorsun. Ben şunu yazdım. Barzani'nin, FETÖ'nün Barzani'deki okulları kapatılsın dedim. Bir raporunu yazdım ben geçen gün. Bir dakika şimdi. Gazeten çok anti-emperyalist görünmüyor yani. Kaç gündür neyi yazıyoruz biz? Barzani'nin İsrail bayrağıyla yaptığı mitingleri anlatıyoruz. Barzani'yle yaptığı miting meselesini sen etnisite üzerinden yapıyorsunuz onu. Ne? Ben başka bir şeyden söylüyorum. Siz ulusalcı kimlik üzerinden yapıyorsunuz bunu. Ben başka bir şey söylüyorum. Erdoğan'a karşı siz gerçekten emperyalistlere karşı bir duruş ortaya koyduğunuzu düşünüyorsunuz. Ya şimdi bakın o bir gazetelerin yayın politikaları olur. O tarz gazeteyi tartışıyoruz. Gazeteyi ben buraya tartışmaya gelmedim. Ya şimdi oraya gidersek o zaman yıllarca yani, AKİT Ergenekon şeyiyle FETÖ şeyine işbirliği yaptı. O zaman AKİT hiçbir zaman FETÖ'yle işbirliği yapmadı ya Yüce Allah aşkına. FETÖ'yle işbirliği yaptı. Yalnız senin, Tuna Bey. Emin Çölaşan'ın senin gazeten de FETÖ'yü övdü be. Fethullah Gülen'i övdü. Arkadaşlar. 17-25 saatler önce senin yazarın Emin Çölaşan. Çıkarın kardeşim. Çıkarın şu yönetmene söyleyin. Çıkaralım. Verin manşeti. Arkadaşlar. Çıkarın. Sevgiler de ilgisi var abi. Bizim gazetenin hangi birinde manşette Fethullah Gülen'i övdü yazdı? Hangi birinde yazdı? AKİT gazetesi. Hangi birinde yazdı? Ergenekon var diye bir şey yok muydu? Yok. Vardı. Yok. Vardı. Bütün iddianalar o darbe semine de bal gibi doğruydu. Bütün Cumhuriyet Savcıları şu konuyu açıklığa kavuşturalım. Öyle. İsterseniz toparlayın. Evet. Ben Ergenekon'dan ilgili de bir konu var, onu ifade edeceğiz. Buyurun. Barzani politikası, Türkiye'nin Barzani politikası uzun zamandır yanlıştı. İlk defa bence doğru oluyor. Bu sertlikte düzelmeye bence bana tepelerine binilir. Tabii binilir. Ki binilecektir.
Emperyalizmle işbirliği yıllarca yaptı. Baba Barzan'dan bu yöne yaptığı her şeyi biliyoruz. Herkes biliyor. Tarihsel yazıyor. Çekiş gücünü de biliyor bu ülke. Kukla devlet çalışmasını da biliyor. O Kürdistan, Büyük Kürdistan ama hasta bununla da Evrak'taki yani. İsrail. Bakın MGK'da Ankara Doğru. Anlaşması'na bakın MGK'da Ankara Anlaşması'na atıf yapıldı. Bak bu ülkede. Emin Çalışan seni yazan. Peki. Bak bu burada şunu alalım. Söylüyor. Neyi söylüyor? Bu siyaseten diyor ki. Akit Gazetesi'nde böyle bir bahşet yok. Akit Gazetesi'nde mesela Ergenekon şeyleri çıkartır. Birinci sayfa değil bu. Manşet yahu. Ya, içeride ya. Hayır, içeride röportaj bu değil. Ya, ben diyorum ki bak bunu iyi oku bak. İçini iyi okuyacaksın. Okudum. Ben diyor Tayyip Erdoğan'ı ben yıkmak istiyordum diyor. Fethullahçılar yapmaya başladı. Bunu yapsın da bana ne diyor. Yani. Hayır bunu demek istiyor. Rahmi şeyin Fethullahçıları öven yazısını çıkarlar. Çıkarın. Fethullahçıları en çok dava açtı. Sözcü gazetesinin başlığı. Rahim Bey'i çıkarın oğlu. Rahim Erdoğan. Neydi o Rahmi? Rahmi arkadaşlar müsaade ederseniz konu dağılmasın. Dağılmadan. Şimdi konu Evrak'taki Ali Bey'e susturduk Büyük Kürdistan, Büyük İsrail planı aslında adım adım uygulanıyor. Evet. Yani şimdi biraz önce Tuna Bey'in anlattığı, haritadaki anlattığı şeylerin büyük bir bölümü hayal. Yani şöyle hayal, işte efendim PYD'yi güçlendiriyorlar. Barzani değil de biz orada biz PYD ile de savaşıyoruz. Barzani ile de savaşmak zorundayız. Ve karşısında Rusya ile İran ile ittifak yapmak zorundayız. Bu gerçeği Peki. devlet aklı Müsaade gördü edemez. Şu anda. Müsaade devlet aklı edemez. Gördü. Türkiye, İran, Rusya bölgesel ittifak Aynı kurmak zorunda. Şöyle bir konu yani ifade bir şey edeceğim. Ama buna bir cevap vereyim. Bak uluslararası ilişkilerde öğrencilere ilk Kur'an niye öğretirler biliyor musun Sabri Balama? Bu arada yeni öğrencimiz uluslararası ilişkilerde. Yok ayrı. Şunu öğretiyorlar. Bak şunu öğretiyorlar. Fenerbahçe Beşiktaş 2-1 yendi canın sıkkın senin. Ben Galatasaraylıyım. Fener yendiği için. Fener yendiği için mutsuz. Bak, bu yüzden canın sıkkın. Bu kadar onlar öyle konuşuyor. Oraya geleceğim yalnız. Bir akıl bir strateji tekrar ediyor. Benim orada anlattıklarım hayal değil. Tamamen gerçek. Ankara Anlaşması. Şimdi ben de sana diyorum ki hayal diyorsa ortaya soğut bir veri koysana Irak'la ilgili. Senin analizin ne? Ben senin analizini çok merak ediyorum. Koysana buraya Suriye Irak analizini göreyim. Evet ben diyorum sen ki. Sen bazen böyle hüdük gideriz kafasına ezeriz. Ben öyle demiyorum. Bana bir matematik söyle. Bak, ben bir göreyim. Bak. Ne önerim. Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Amerikan emperyalist tarafından şehit edilmiştir bu ülkede. Savundukları şudur. Tabii. Bölge merkezli politikacıları Amerika'yı, İsrail'i, İngiltere'yi taraf dışı edeceğim. Çünkü bunlar benim kardeşim. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkezle neyse Sünnisiyle. Şimdi bunların hepsiyle birleşik bir politika. Eşref Bitlis ne yaptı? Barzani Talebani'yi aldı, çağırdı, toplantı yaptı. Necati Özgen bunlarla oturdu, toplantılar yaptı vesaire. Hı hı. Ne zaman ki çekiç güç, kukla devlet çalışmaları bu çalışmalar olduktan sonra harekete geçti. Sen Eşref Bitlis'in Kürt sorunundan bahsettiğini hatırlıyorsun değil mi TRT'de bu programda? Neyden? Kürt sorunu. Tabii ha. Bahsetti tabii. Senin yazarın arkadaşlar Eşref Bitlis'e ilgili hatırlıyor musun? Ya bana ne bak sen polemik yapmak istiyorsun. Polemik değil ben abi Allah Allah. Sen kendi savunduğun şeyi sana söylüyorum. Ya, vallahi karar. Ben sosyalist diyorsun. Sevgili Tünem. Ulusalcılığına bölünmüş sosyalistinden bahsediyorum. Sevgili Tünem. Ben gerçek bir şeyden söz ediyorum. Siz vereceğim cevap vereceksiniz. Ben arşivlerden konuşuyorum ben sana. Arşivleri koyuyorum ortaya. Genel neydi yazı işleri müdürümüz? Abiciğim sen Eşref onun yerini almış şu onu şeydi yapıyor. Rahmetli Eşref Bitlis. Geçelim bunları da. Yanlış anlama. Allah rahmet eylesin. O anlamda söylüyorum. Şu anda söylüyorum. Bana rasyonel bir veri koy. Rasyonel veri çok net. Bugün Türkiye, Rusya, İran'la beraber ortak Suriye ile masaya oturup çok net Esad'ıyla, Putin'iyle, İran Devlet Başkanı'yla masaya oturup diyecek ki benim bölgemdeki sorunları ben çözerim. IŞİD'i yaratan CIA'dır. Bütün istihbarat örgütleri bu ülkedeki terörün belasıdır diyecek. Ve hepsini sınırlarını onlarla uzaklaştıracak. Çok net bunlar. Bu politika yapılır. Peki. Ondan sonra ekonomik ilişkiler bu ülkenin bakın bu ülkenin etrafındaki Rusya ile İran'la yapacağı Irak'la Suriye'yle ve bütün o bölgesindeki ve yine tabii baktığınız zaman işte yan tarafındaki Batı komşularıyla yapacağı bütün ilişkilerle de her şey biter. Ama bu ülkede bu harekete geçildiği zaman bakın Türkiye çelik harekatına başlamadan önce ne oldu bu ülkede? Gazi olayları başlatıldı. Evet. Fethullahçılarla beraber yapıldı. Biz o zaman tabii Fethullahçılar olduğunu vesaire bilmiyoruz. Evet. Şimdi demek ki hiçbirimizin haberi yok vesaire. Sizin zaten 2013'ten sonra haberiniz oldu da biz en azından daha geçmişten biliyoruz. Yani ben 97'den beri biliyorum. Biliyorsunuz da kol kolaydınız. Bir şey diyemiyordunuz. Biz sesimizi çıkarıyorduk, içeri alınıyorduk vesaire veya öldürülüyordu arkadaşlar. Şimdi ben öyle bir noktaya geldi ki artık Türkiye göğüs göğüse geldiği bir Amerika var. Bunu artık Milli Güvenlik Kurulu bilgisi bildirisi ortaya koymuştur. Diyor ki Sayın Bekir Bozdağ da Ankara Anlaşması'na atıfta bulunuyor. Sınırlar bellidir diyor. Lozan'a sahip çıkmak zorunda kalıyor. Demek ki
ulus devlete bugün sahip çıkmazsan seni peki. bölerler. Çok benim teşekkür ederim. Ben seninle aynı fikirim. Şu cümle, son cümlede aynı fikir değil de sana bir soru sormak istiyorum. Bak dostum bana şunu anlatsana. Askeri anlamda, taktiksel anlamda Türkiye nereye müdahale etmeli? Valla biraz önce sen dedin ki iki miççimiz bizim kaçırılmış, operasyon yeri yapılmış. Hı-hı. Ne olmuş? Bu senin dediğin olay ne biliyor musun? Türkiye şu anda yıkılmalı. Yıkılmalı. Yani yıkılmalı derken herkes böyle o Süleymaniye'de nasıl başımıza çuval geçirilmişse bizim. Hı-hı. Aynı o günlerdeki gibi tavır konulmalı. Hat o zaman Tayyip Erdoğan nota vermeyelim. Nota, sen, NATO sen, müzik meselesi sen, falan sen filan demişti. Sen MIT'in Irak'ta ve Suriye'de ne yaptı? Olumlu anlamda söylüyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ama senin verdiğin nereye, bilgi çok büyük bir olay. Askeri müdahaleyi nereye yapsın dostum diyorum ben sana. Bizim askeri müdahale. Ya, nereye yaparsın çözüm ortaya koyar? Irak'ta Suriye'deki o Kürt koridorlarının bütün hepsi bitirilmek zorunda. Babacığım, İkisi bak. De. Kürt koridoru açılmayacak. Anladım. Büyük Kürdistan'ı, o üçlü bölgeyi, o İsrail planını yok edecek. O Tevrat'taki İsrail'e göre. Bana nokta bir strateji söyle. Ya ben Hulusi Akar değilim ve istihbaratçıları değilim. Irak'ta ben diyorum ki çok net. Kürt koridoruna izin vermeyecek her operasyon yapılmalı. Peki. Fırat Kalkanı yapılmıştır. Fırat Peki. Kalkanı doğrudur. Ve o yüzden zaten Amerika bizim üzerimize gelmiştir. Ve Amerikan Senatosu'nda 3 gün önce onaylanan bir bütçe var. Bütçede 35 bin peşmergeye 365 milyon dolar maaş verilecek toplamda. Şimdi peşmergeden vazgeçer mi Amerika? Amerikan şirketleri biliyorsunuz şu an Kuzey Irak bölgesindeki petrol yataklarıyla ilgili turlara başladı. Evet. O 350 milyon dolar belki 35 milyar dolara da çıkabilir. Bunu evet. tehlikeye okumamızda yarar var. Bir şey söyleyeyim mi? Aytunç hiçbir şey anlatmadı. Bak ben sorumun cevabını alamadım. Analizi soruya bakalım. Beni hayalperestlikle suçladı ya şimdi. Ben de dedim ki madem beni böyle suçladın bana somut bir şey söyle. Ben diyorum ki Barzani'den Amerika vazgeçmez. İsrail vazgeçmez. Hayır bana şunu söylüyorum. Yani. Amerika Barzani'den vazgeçmez. Geri gelir Boran tezlerinizi Boran Değişim Aytun, grubunu kullanır. Sayın geri gelir Aytun, şu tezlerinizi çürütmek için müsaade istiyorum. Müsaade eder misiniz? Barzani'nin belki programın birinci bölümünde Sayın Tuna Öztunç da dile getirdi ama bunu tekrar hatırlatmamızda yarar var. 90 Körfez Hareketi 32. paralelle ilgili başlayan veya Kuzey Kürdistan diye, Kuzey Irak diye tanımlanan yere özgürlük vaat eden Amerika'ydı, doğru mu? Doğru. Buna rağmen de Goran hareketiyle veya diğer etkisi gruplar hiçbir zaman muhafazakar yapılar Türkiye'den fazla ödün vermediklerini görüyoruz. Hatta 2000 yılından sonra da Sayın Barzani'nin Türkiye ile ilgili politikalarının eş güdüm içerisinde geldiği bir süreç var. Bu süreçlerin içerisinde Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, İtalya'nın Kuzey Irak'ı çok tehdit ettiğini de görüyoruz. Buna rağmen de Sayın Tuna da belki bunu dile getirir, Ali Bey de dile getirebilir. Çok önemli bir husus var. O husus da şu. Buna rağmen hiçbir petrol yatağını Batılılara satmayan ve transfer yataklarını da bunlara vermeyen bir Barzani'den bahsedebiliriz. Buna dayanarak bugün Barzani Türkiye ile eş güdüm hareketleri içerisinde hareket ettiği için Merkezi Irak hükümetiyle karşı karşıya geldi. Doğru mu? Tarih vereyim 2014. Gelmesiyle birlikte baktığımızda 2011, 2012, 2013 yılında Kuzey Irak petrollerinin dünyaya sürülmesi adına Amerika'nın ve İsrail'in, İngiltere'nin biliyorsun blokajı mevcuttu. Hatta bir tane 200 gross tonluk bir gemi, ham madde yüklü gemi Altay liman aradı, bulamadı, boşaltamadı. En son onun üzerine Türkiye bir çıkış noktası buldu. Yahudiler üzerinden farklı kanallardan transferi sağladı, ödün vererek sağladı. Ancak bugün Barzani Türkiye'ye güvenerek merkezi hükümetle bütün pozisyonlar gereği karşı karşıya geldi. Türkiye'ye güvendiği için geldi. Bir diğer nokta ise merkezi hükümet Sünni ve Kürtlerdeki bütün atamaları durdurdu. Tasfiye kararı aldı. Türkiye'den dolayı aldı. Barzani'nin Türkiye'ye güvenerek bu hareketleri yapması Türkiye düşman olacağı anlamına mı geliyor? Bu biraz yanlış tez olmaz mı? Bir şey söyleyeceğim. Tersinden düşünsenize. Hı-hı. Bana şu anda Rakka'da ne olduğu Hı-hı. hakkında bir fikri olan var mı? Ben size soruyorum. Bak burada 3 tane değerli gazeteci var. Rakka'da şu an ne oluyor? Evet, yani belli, açık. Ne belli? 25 gündür Türkiye Rakka'yı konuşuyor mu abi? Konuşuyor. 25 gündür Türk kamuoyu, gazeteler, medya, açık oturumlar konuşmuyor. Bana bir tane göstersene. Konuşuyor. Konuşmuyor abi 20 gündür. Magazin olarak konuşuyor. 20 gündür Suriye ile ilgili
Rakka ile ilgili, Afrin ile ilgili, Mönbişe bir tane düzgün bir analiz, açıklama görmüyoruz. Beklemeniz hata zaten. Sebebini söyleyeyim. Bak sebebini söyleyeyim. Abi bütün enerjimizi bir anda biz Barzani'ye yönlendirdik. Tamam mı? Sanki Suriye'de her şey süt iman. Sanki Suriye'de işler iyi gidiyor. Bak bu da başka bir dezenformasyon. Peki. Bu da başka bir ters. İsterseniz biz bir reklam arasına gideceğiz. Ali Bey'i epey sessiz bıraktık. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Ali Tarakçı gazeteci arkadaşımızı uzun bir dinlemeden sonra herhalde bütün değerlendirmeyle bir söz hakkı vereceğiz. Bu arada bir rahmetli Ali Rıza Seftioğlu biliyorsunuz bir fıkra var. O fıkra da Diyarbakır'la ilgilidir. 3 dönem üst üste milletvekili seçilen, yemin hariç hiçbir zaman söz hakkı kullanmayan bir vekilden bahsediyoruz. Benim gibi. Sık sık el kaldırınca Ali Rıza Seftioğlu da herhalde diyor ki bütün kürsüyü işgal edecek. Bugün konuşma metninin tamamını kullanacak derken, buyurun sayın vekilim 3 dönemdir söz hakkı kullanmadınız diyor. Söz sizde deyince ya üşüdüm camı kapatın diyor. Böyle kısa bir demeç olmayacak herhalde yani, değil mi? Bana güven vermen için teşekkür ediyorum. Peki. Buyurun. Şimdi ben sadece çeşitli sorularla düşüncemi açıklamak istiyorum. O da şu: AK Parti iktidarı kurulduğu günden itibaren 2011 yılına kadar izlediği dış politika, hemen komşularımızla ilgili uluslararası politika ve ekonomik politikaları belli. Evet. Dış politikamız ne zaman bozuldu? Genel iç siyasetteki ne zaman bozuldu? Ve uluslararası bu kadar nasıl yalnızlaştık? Yalnızlaştık mı gerçekten? Şimdi başka bir cümle söyleyeceğim. Evet, yalnız. Bana bir tane... Ben gazetelerde de okudum. Yerine 6 tane devlet büyüğü ve başbakan Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek için sıraya girmişti. Siz bununla övünün, tamam. Peki. Ha, övünün. 6 tane. Ne olacak yani? Bekleyince dostunuz mu? Ali Tanakçı sana... Bitireyim ne olur. Bitireyim Tuna. Bir şey bitireceğim ya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da şöyle bir ifadesi oldu. Bana dedi ki, hiç yalnız... Kimse Sayın Erdoğan'la fotoğraf çekmek istemiyor dedi. Abi yok yok. Bana hiç yalnız olmadığımız, herkesin bizi kucakladığı bir dönem anlatıyor. Söyleyeceğim. Dönem anlatıyorum. Peki. Size, onu anlatıyorum. Buyurun. Şimdi biz AK Parti itibariyle 2002'de yani Türkiye olarak AK Parti iktidarıyla birlikte bir şeyle karşılaştık. Bir cümleyle tanıştık. O da: çok sorunlu coğrafyamızda sıfır sorun yarattık iddiasını söyleyen AK Parti'ydi. Evet. Yani Suriye'den Irak'a, İran'a kadar, bu coğrafya açısından söylüyorum, Rusya'ya kadar, hatta Ermenistan'a kadar. Sonra öyle bir çizgiye kaldık ki, yani işte dünün cemaatçileri bugün her kusurda ve geçmişteki her hatada FETÖ'ye yıktığımız bir bela çıktı ortaya. Ya onlar olmasa kimi suçlu bulacaklar bu iktidar, merak ediyorum. Ama tarihsel olarak da şöyle bir gerçek var. Türkiye'nin kendi halkıyla barıştığı, yani işte Kürt sorunundan Ermeni meselesine kadar gerçekten büyük toplumsal bir barış, demokrasi konusunda bir rüzgar yarattığı dönemden öyle bir döneme geldik ki dünyada algı itibariyle diktatör olan, tamam mı, İşte kendi halkıyla hesaplaşma yapan, gazetecilerin, yazarların, tüm muhaliflerin içeride olduğu, Türkiye'de diktatörlüğün hakim olduğu bir algıya geldik. Uluslararası olarak söylüyorum. Doğru olup olmadığı konusu ayrı, onu konuşacağım. Evet. Ya kim bunu yaptı? Yani şimdi eğer siz kendinizin dışında herkesi suçlayıp kendinizi de, ya vallahi biz hiçbir şey yapmadık aslında, bizim hiç kusurumuz... Hem Tuna Bey olsun hem Muharrem Bey bu konuda Aytunç Bey de eleştirdiler. Ama şu bakın, şu bizim, Tuna da söyledi, çözüm sürecini tıkayan kimlerdi bu ülkede? İki tane güç var. Biri ulusalcılar. Bir kere bu, karşıydılar. Biri onlar. İkincisi de çok açık cemaat, o günkü cemaat. FETÖ, Kürt meselesinde Oslo görüşmeleriyle beraber ve KCK operasyonlarıyla barış kardeşlik projesini ve çözüm sürecini sabote etti. Şimdi bu sabote ettiğinde Türkiye nasıl bir noktaya geldi ve bugün o noktayı nasıl devam ettiriyoruz? İkinci bir olay, şimdi biz Sayın Erdoğan'a, AK Parti iktidarına bir şey söylemek istiyorum. Bugün ulusalcıların yaklaşık 100 yıllık tezlerini ve son birkaç 10 yıldır savundukları tezlere gelmesi Türkiye için bir, nasıl söyleyeyim, kötü bir yol ayrımı. FETÖ tezi bu.
Siz öyle söyleyin. Beni de FETÖ'cü ilan edin. Şuradan dolayı söyleyeceğim bunu. Şu anda FETÖ. Bu ülkede kimin hani sol jargon ya da bugün muhafazakar jargon arasından söyleyeceğim. Ben o jargonu kullanmıyorum. Emperyalistlerin kimin ajanı olup olmadığını bilmiyorum. Yani Amerika emperyalist ama Rusya herhalde başka bir şey. Yani Rusya ile işbirliğini savunanlar başka bir emperyalist ülkeyle işbirliği tezini geliştirmiyorlar mı ülkede? Ben onlara şimdi KGB ajanı mı diyeceğim? Yani şu jargonları yani bir şey bir tez kullandığınız zaman ya da bir düşünce söylediğiniz zaman nereye gittiğini iyi görmek gerek. Benim için temel olay şu. Kürtler kim kardeşim ya? Bu milletin parçası değil mi? Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Ermenistan'a kadar Kürtler hangi coğrafyada, bu coğrafyada da bulunuyorsa bir PKK üzerinden ve Barzani üzerinden Kürtleri, yani onlar çünkü siyasal temsilciler, başka bir boyutuyla bir terör örgütü. Bu hükümet Kürt kardeşlerimize yönelik en ufak bir asmani ya da üçtenci bir şey söylemedi. Siz Kerkük'e bilmem nereye müdahale dediğinizde kiminle savaştan söz ediyorsunuz? Peki, Kerkük'ü biraz analiz eder misiniz? Bitirim. Yine solculara, yani kendini sol diye tanımlayanlara, ulus devletin savunucularına, ulus devleti kocaman kocaman göklere çıkaranlara, solculuk adına yapıyorlar bunu. Hatta bir de sosyalizm adına yapıyorlar bunu. Enternasyonel olan bir siyasal zihniyet adına yapıyorlar bunu. Etniste kimlik üzerinden solculuk falan olmaz. Bunu yapana zaten solcu denmez dünyanın hiçbir yerinde. Kürtlerin kendi bağımsızlıklarını talep etmelerinin, bununla ilgili girişimde bulunmalarına, birilerinin emperyalizmi bilmem ne demeye ne hakları var? Ben bir şey sormak istiyorum. Lozan'da... Çok masum mu bakıyorsunuz? Ne demek masum? Bir hak olarak bakıyorum. Ali Çarapçı PKK'nın Türkiye'deki tüm terör faaliyetlerini meşru buluyor. Tamam. Ya, net nokta. Bitireyim ya. Öyle. Ama öyle. Bitireyim Allah aşkına. Peki buyurun. Öyle. Biz Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti'ni, ulus devletini kurarken kiminle anlaşma yaptık? Kürtlerle, Nazlarla. Hayır ya ne alakası, var? İngilizlerle var. Anlaşma yaptık. İngilizlerin musluk yani attırdık biz, ya. Ulus devleti kurarken İngilizlerden izin mi aldık? Aslında misak-ı milli hudutları Çağla Musul bizdedir. Bir şey söyleyeceğim. Lozan'da Lozan'a rağmen Sabri Balaman. Yani. İzin mi aldık? Yani birilerinin jargonu emperyalistlerle konuşuyor olmaları onların başka bir şey mi yapıyor? Tarihsel olarak görmek zorundayım. Kürtlerin 100 yıllık gecikmiş bir ulus hakları var. Bu ulus haklarını hiç kimsenin engelleme şansı falan da yok geleceğin dünyasında. Ya bu ulus devletin üzerinden... Diyarbakır 5. kanton olsun mu Ali Tarakçı? Bir saniye dinle. Ne bir saniye ya Allah'ım. Ben de sana soruyorum. Diyarbakır 5. kanton mu olsun o zaman? Ben sadece 5. kanton olmasın. Türkiye'nin daha büyük iddiası olsun. Türkiye bu işte coğrafya. Bu coğrafya. Açta bizi dinleyelim Türkiye'de o zaman. Türkiye'de bu coğrafya. Ya bizim bu coğrafya. Onu açtı. Türkiye anlayalım. Çok AB'ye benzer. Yeni bir... Buna federasyon diyebilirsiniz. Buna... Birlik diyebilirsiniz. Buna işbirliği diyebilirsiniz. Buna başka bir şey diyebilirsiniz ama bu coğrafyada farklı bir birliğin... Bir eyalet demediniz, eyalet. Ne diyorsanız adını anlatayım mı? Buna siz eyalet deyin, biri federasyon desin, ben işbirliği politikaları deyin. Ya da Türkiye'nin yeniden milli misaki denilen aslında farklı olarak coğrafi sınırlarını, yani şey anlamında bir devlet anlamda sınırlarını büyütmesi değil ama ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, tarihten gelen haklarıyla büyütmesi olarak ya da psikolojik olarak büyük işbirliğini sağlaması olarak görüyorum. Siz PKK terörünü de, korkusunu da, kaygısını da, yani biz, şimdi burada herkes soruyor, biz o PKK'yla Oslo görüşmelerini babam mı yaptı, ben mi yaptım, benim ailem mi yaptı? Ya bu devletin kendisi yaptı. Kim yaptıysa. Yani kim siyasi olarak kim yap dediyse. Yani ben Tuna'ya göre PKK'lı oluyorum, başkasına göre FETÖ'cü oluyorum. Ama benim devletim de o emri verenler, o izni verenler hiçbir şey olmuyor. Ya o kadar saçma bir metafor ki. Ya Tuna bitireyim. Temcit pilavı gibi ağır. Tuna bitireyim. Ya bir dakika. Bitireyim. Terör örgütünün, Tuna bitireyim. Bir istihbarat servisinin başındaki bir ismin, bir terör örgütü lideriyle yapmış olduğu bir görüşme Türkiye'nin üniter ve anayasal düzeni nasıl bozabilir ya? Ben bozmuyorum. Ne alakası var? Burada nerede suç işledi o zaman? Tuna. Ben öyle bir şey söylüyorsun sen çok ayıp bir şeymiş evet. gibi. Tamam, ben sanki böyle öyle bir suç işlediler ki diyor. Bir de utanmadan çıkmışlar PKK'ya terör örgütü diyorlar demeye getiriyor Tuna. Yani. Tuna. O anlama geliyor ben, abi. Yani. Ben onlara yani genel olarak böyle bir jargonu savunanların aslında oradaki haklılığı söylediklerinde başka bir gerekçe yani böyle bir gerekçe üretiyorlar. Benim söylediğim açık ve net. O günkü yapılan doğrudur, bugünkü yapılan yanlıştır. Suriye politikası meselesinde Davutoğlu'na yükü atarak kurtulmak ayıptır.
Davutoğlu'nun politikaları tek başına belirlediği politikalar falan değildir. O günkü iktidarın genel politikalarıdır. Ve o politikalarda belirleyici unsur Davutoğlu diyorsanız o da ayıptır. Yani şuradan benim olayım genel olarak bugünkü birkaç yıl sonra bugünkü uyguladığımız politikaları da kime yıkacaklar onu bilmiyorum. Peki Tuna Bey'in sorduğu bir soru var. Söz İsterseniz oraya gelelim mi hemen? Yok. Yani Türkiye'nin ne operasyonu yapması? Ben Barzani gibi? Bugün Türkiye'de etniste kimlik üzerinden Barzani düşmanlığı üretilmesinin ve Barzani düşmanlığı üzerinden aslında Kürtlere genel olarak bir düşmanlık üretilmesini doğru bulmuyorum. Bugün kabul edelim etmeyelim. Bugün Barzani yani nereden baktığı, kimin nereden Barzani bugün Kuzey Irak'ta Kürtlerin temsilcisidir. Düne kadar ona Hürriyet gazetesinden bilmem neler nasıl baktığını, nasıl aşağıladığını, Barzani ve Talabani üzerinden Kürtlerin nasıl aşağılandığını bu topraklarda biliyoruz biz. O açıdan benim için ben bir Kürt değilim önce de onu ifade edeyim. Ben millete inanan, milletin parçalarıyla düşmanlık yaratacak her türlü siyasal anlayışa, her türlü politik duruşa karşıyım. Çünkü onlar bu milletin parçaları ve o zaman Türkiye aklı, Türkiye devletinin aklı o milletin içerisinde etniste kimlikler üzerinden ve inançlar üzerinden ayrılıklar yaratacak politikalar izlemek değil, aksine büyük hayal kuran, aynen 2002'de, 2001'de AK Parti'nin kurduğu o fabrika ayarlarındaki çizgisi o hayale dönmesi gerekiyor. O hayal bu coğrafyada hem demokrasi için, demokratik bir hukuk devleti için, insan hakları için, özgürlükler için ve o büyük milleti coğrafyada vicdani bir akılla, vicdani bir kabulle kucaklama olayıdır. Ya biz bu vicdani duruşumuzla yani 2002 ile 2011'deki uygulanan politikalardaki vicdani duruşumuzla Avrupa'dan Amerika'ya, dünyanın her yerine kadar Erdoğan bir diktatör değildi. Erdoğan bir düşman değildi. Erdoğan başka bir şey değildi. Bugün niye oraya düştüğümüzü açık söylüyorum. Tuna da çok iyi biliyor. Uzun süredir ben özellikle 17-25 Aralık sonrasında, Gezi olayları sonrasında ve bu FETÖ meselesinde Sayın Erdoğan'ın hızlı bir şekilde çevresindeki kimi ulusalcılarla yalnızlaştırıldığını düşünüyorum. Bu izlenen politikayla Erdoğan yalnız adam şimdi durumuna etti. 15 Temmuz'da da ulusalcılar yaptı şimdi zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Oraya geleceğiz. Müsaade eder misiniz? İslamcı, Kemalist diye bir sıfatlama yapmaya çalışıyorlar Erdoğan'a. Tamam. Bir dakika. Oraya geleceğim ama Tarakçı. Doğu Perinçek söyledi onu. Tamam Doğu Perinçek söyledi. İslami Kemalist. Coşkun Bey'in bir cevabı olacak. Fantezi de bu. Müsaade edin Tuna Bey. Müsaade eder misiniz? Coşkun Bey söylesin ondan sonra. Bakın şunu bir kere kabul edelim. Yani bu mesele yeni çıkmış, AK Parti döneminde çıkmış bir mesele değil. Bakın Leyla Zana ki o hareketin yani kuruluşundan beri diyelim yani siyasal Kürtçe hareketin en önemli isimlerinden birisi kendisi. Figür önemli. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı referandumu öncesi Cizre'ye Orhan Doğan'ın vefat ettiğinde ben de gitmiştim taziye için Cizre'de. Aynı otelde kaldık ve kahvaltıyı da birlikte yaparken 2 saat sohbet etme imkanı bulmuştuk ve kendisine ben şunu sormuştum. Sayın Zana hayatta yani ben bunu yazdım da birkaç defa dedim ki gerçekten siz Türkiye'de bir Kürt devleti ya da bir sınır bir yerden sınır çekmek istiyor musunuz? Açık ve net sordum yani kendisine. Hı hı. Bana aynen Leyla Hanım şunu söyledi. Bugünün dünyasında Avrupa Birliği sınırları kaldırırken ortak paraya geçerken ben Diyarbakır'dan Ankara'ya İstanbul'daki akrabama niye pasaportla gideyim? Bunu savunan bir akıllı Kürt olamaz. Bunu savunan akıllı bir Kürt olamaz. Peki sorun ne dedim? Dediği şu. O zaman yani 2007 örneğini verdi ki doğruydu o örnek. O da şuydu. Diyarbakır Sur Belediye Başkanı 4 dilde broşür bastırdığı için Kürtçe, Arapça ve Türkçe gibi yani o Süryanice hatta. Bu şey de şu, broşürde de şu ya, işte halılarınızı sokakta yıkamayın, suları şöyle yani hizmeti anlatan bir broşür. Yerel yönetimlerle. Bundan dolayı Sur Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Ama dedi Leyla Zana, gidin Akdeniz bölgesinde otellerde faturalar İngilizce gelir, turist var dedi. Almanca var. Faturalar dedi ki resmi belge yerine geçer dedi. Şimdi o dönemde böyleydi ama AK Parti döneminde bakın AK Parti döneminde devlet çok değişti. 2007'den sonra özellikle. Hı hı. Yani bugün Kürdoloji enstitüleri işte diller biliyorsunuz yani 24 saat devlet kanalında yayın. Bakın bir örnek daha vereceğim kendi yaşadığım şahıs. Dükkanların ismi bile Kürtçe ya. Benim bir komşum vardı 11 çocuğu vardı. 11 tane Kürt Diyarbakırlı. Dedim ki ya maşallah çok güzel bir şey biraz espriyle takılırdım. Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği yılda 99. Dedi ki iki tanesini dağ için yetiştiriyorum.
İki tane, aynen böyle söyledi. İki tanesini dağ için yetiştiriyorum dedi bana. Komşumdu ve sürekli o örgütün yayın organını izleyen bir komşumdu. Ve zaman geçti. Defalarca da mesela bazen gözaltına alınırdı. 45 gün tutulurdu, yine bırakılırdı. Yani örgütü sempatiden, işte yayın organı falan taşımaktan. Böyle bir komşuydu yani. Aradan epey bir zaman geçti. 10 seneden fazla geçti yani. Benim telefonumu bulmuş. Ya hiç görüşemiyoruz falan diye. Ben de bir Ramazan ayıydı. İftara gel oturalım falan dedim. Tabii çocuklarıyla falan geldiler. Ve baktım ki o bizim işte 15 sene önce konuştuğumuz şöyle küçücük çocuklar büyümüşler artık. Dedim ki hangilerini gönderecektin, daha gönderdin mi dedim. Dedi ki hayır, göndermedim. Niye göndereyim ki dedi. Niye göndermiyorsun dedim. Ya bizim dedi kavgamız dilimiz için, kimliğimiz için, köyümün ismi için. Ya yok sayılıyorduk dedi. Ahmet Kaya kasetini dinleyemiyorduk dedi. Şimdi ben dedi yani şu anda çocuğumu niye dedi göz göre göre ölüme göndereyim? Niye çocuğumun hasretini çekeyim? Bakın şu andaki istatistiklere göre, Kürt bölgesinden gelen istatistiklere ve bakanlığın yaptığı açıklamalara göre de katılım çok düşmüş örgüte. PKK'nın altındaki halı müthiş bir şekilde kaydı. Yani örgüt artık eski gücünü bölgede kaybetti. Bunu kabul edelim. Sosyolojik olarak desteğini bulamıyor artık. İnsanlar artık evet bize kardeşim yıllarca şunu deriz. Devlet sizi inkar ediyor, asimile ediyor, dilini yasaklıyor, kimliğini adam yerine koymuyor. Ama bu devlet öyle bir devlet değil artık. Psikolojik olarak bir kopuş. Dolayısıyla o psikolojik kopuş bana göre... Var mı şu anda size psikolojik hayır. Kopuş? Ama şunu söylüyorum. Eğer bakın şunu söylüyorum. Zaman zaman görüyoruz bölgeden işkence fotoğrafı diye gösterilen yalan, fotoğraflar geliyor. Şimdi bakın ayrı bir şey. Şayet yine bu. Yapılanlar var. Ben bunu AK Parti politikası asla olacağını düşünmüyorum. Hiçbir AK Partilinin bunlara vize vereceğini ve onay vereceğini asla düşünmüyorum. Şayet yani bu Aysel Tuğrul annesindeki olay mesela. Yani bu tarz olaylar yeniden neşru neva bulmaya başlarsa çok tehlikeli bir şey. Bir şey daha söyleyeyim. Toparlasın. Evet. Şimdi Muharrem Bey buyurun. Şimdi Erdoğan'ın imaj meselesi. Şimdi Ali Bey dedi ya işte, diktatör deniyor işte Türkiye'nin geldiği noktada Türkiye'nin imajı şöyle yalnızlaşmış bir imajı falan. Şimdi şunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Bana göre Türkiye bağını koparmaya, ayağındaki zincirleri koparmaya ve daha bağımsız ve hakikaten şimdi asıl milli bir devlet olmaya. Ama bir sorun var. Yani evet. Bizde Türkiye'de muhalefetle yöneticiler arasında şimdi arasında mesela bir sorun var. Arkadaşımız dedi ki az önce Türkiye Cumhuriyeti dedi. Ne bağımsızlıkçı ve ulusalcı bağımsızlıklı bir genlere mi sahipti? Öyle bir şey dedi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet olarak kurulmadığını düşünüyorum ve şartlı kurdurulduğunu düşünen birisiyim ve bunda belgesellerim ve kitabımda. Tabii Türkiye Cumhuriyeti şartlı kurdurulmuştur ve Mustafa Kemal de anti-emperyalist bir lider değildir. Yani siz anti-emperyalist bir liderin emperyalizmin şapkası için kafa kesen bir lider olabilir mi? Emperyalizmin yazısını, harfini, kanunu, ya da, her şeyin alacaksınız. Ya da bakın, emperyalizmin çıkarları için her şeyi alacaksınız. Harf devrimi de. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben anti-emperyalizm. Evet. Buna kargalar bile güler. Dolayısıyla tam tersine. Ya modern anda, bir Türkiye için yapılıyor. Tam tersine Erdoğan, Sayın Erdoğan şu anda anti-emperyalist bir noktadadır. Ve emperyalizmle bence çok güzel bir savaş vermektedir göğüs göğüse. Bundan dolayı zaten 15 Temmuz gezi olayları 17-25 tezgahlanmıştır içimizdeki kuklaları tarafından. Evet. Ancak millet arkasında durduğu için başarılamamıştır. Hakikaten Türkiye kendi uçağını, kendi silahını üretmeye de başlamıştır. Evet. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'dayken biliyorsunuz korumaların silahları bile biliyorsunuz veto değildi. Yani silah vermeyi bile. Bu şu demektir yani Sayın Cumhurbaşkanı da vurguluyor hepimiz biliyoruz. Terör örgütüne tırlarla biliyorsunuz tanklar, silahlar gönderilirken Türkiye silahıyla parasıyla silah alamam. Şimdi bu bile her şeyi gösteriyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Türkiye daha şahsiyetli, daha onurlu ve bana göre daha bağımsız bir noktaya doğru gidiyor. Erdoğan liderliğinde gidiyor. Tam tersine Cumhuriyet'in ilk yıllarında, erken Cumhuriyet dönemindeki eline ayağına vurulan prangaları bir bir çözmeye başladı. Ve bundan dolayı da diktatör yakıştırmalarını ve diğer bu yakışıksız ifadeleri de söyleyenlere dikkat etmek gerekiyor. Abdülhamit'i de aynısını yapmışlardı biliyorsunuz. O dönemin karikatürlerine bakın, manşetlerine bakın, Batı basınının yakıştırmalarına bakın ve içimizdeki işbirlikçi beyni Batı'ya angaje olmuş aydınlara bakın. Hepsi aynı ifadeleri kullanıyordu. Bu şunu gösteriyor. Siz ülkede mesela Erbakan bu ülkenin hala şu andaki artık Kemalist'i, layıkçısını bile hak verdiği bir liderdi. Ama hayattayken Erbakan'ı karikatürize etmişlerdi. Ve Erbakan'ın bir sözünü aşağılamışlar. Evet. Yani hayattayken yapmadıklarını bırakmamışlardı.
yapmamışlardı. Çünkü şimdi hayatta değil artık. Ama bugün şey de, baktığınızda CHP Saadet Partisi'ne gidip plaket alabiliyor yani. Bir şey daha söyleyeyim. Erbakan'ın bir sözü de aslında bugünü çok güzel özetliyor. Hatırlayalım onu. O da şunu demişti. Siz emperyalizmin oyuncağı olduktan sonra Kürt olsanız ne olur, Türk olsanız ne olur demişti. Çok önemli bir söz. Çok güzel bir söz. Peki, bugün de anlatıyor. Ali Bey, özellikle tekrar şunu size sormak istiyorum. Türkiye olağanüstü bir operasyonu sizce yapmak zorunda mı? Ben yapacağım. Ben nereye yapayım? Ben yapacağını düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Çünkü Barzani'nin referandum meselesini aslında Kuzey Irak'taki kendi iç politika üzerinden okumak gerekiyor. Birincisi bu. PKK üzerinden okumak gerekiyor. İkincisi bu. Üçüncüsü de Irak hükümeti üzerinden okumak gerekiyor. Çünkü Barzani bugün Kuzey Irak'ta aslında bir seçimlere gitse kaybedebilecek bir durumda. Parlamentoyu normal olarak toparlasa iktidarı düşebilecek bir durumda. Referandum kararıyla Barzani Kuzey Irak'ta güçlenmiştir. Kürtlerin milliyetçi damarına oynamıştır. 100 yıllık gecikmiş o bağımsızlık mesela hem uluslararası Kürt şeyi meselesinden de. Ve kimler mesela çok ilginçtir. Bugün Barzani'nin referandum kararına kimler karşı çıkıyor? PKK karşı çıkıyor. Bakın çok ilginç. ABD karşı çıkıyor. ABD karşı çıkıyor mu? İnanıyor musun? Yok. Karşı ABD başka karşı çıkıyormuş şöyle, gibi karşı görünüyor. Diyor, ertele diyor. Ben mevcutu söylüyorum. Arka planı nereden bileyim yani? Ben bilmiyorum. Bilen varsa ayrı bir şey. Mevcut üzerinden okuyacağız her şeyi. Söylenenler üzerinden. Hı hı. Türkiye karşı çıkıyor ama Türkiye'nin karşı çıkmasının temel nedenlerinden biri 15 Temmuz sonrasında AK Parti iktidarının yeni zihniyeti ve yeni diliyle alakalı. İç politika oynuyor demek istiyoruz. O dil milliyetçi bir dil bugün. Başka türlü oynayamaz çünkü bugün iktidarda da aldığı desteği de MHP üzerinden alıyor. Biraz onun üzerinden görmek gerekiyor. Bu içlerinde böyle, başka yerlerde böyle, bunu da görüyoruz. Şimdi ben referandum meselesinden Barzani'nin vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bunu uygulayacağını da düşünmüyorum. Masada çok büyük bir şeyle kendisi için lehinde kullanabileceği bir argüman olarak kullanacak sonucu. Türkiye nereye müdahale etmeli? Bence Türkiye Irak'a, Kürdistan bölgesine müdahale ederse bu coğrafya başka bir yangın yerine döner. İkinci bir olay, Türkiye'nin bugün Suriye'ye müdahale edebilmesi için herhangi bir yerine Amerika ve Rusya'nın izni olmadan oraya müdahale etme şansı yoktur. Amerika ve Rusya'nın Türkiye'ye izin verme gerçekliği var mı diye bakacaksanız ben o gerçekliği görmüyorum. Yani siz işte demin Türkiye kendi iradesiyle potansiyel gücünü kullanamaz mı? İran'la